Merhaba arkadaşlar. Bugün Bodrum Ortakent Yahşi'deyiz ve benim kızım çok güzel bir deniz yıldızı çıkardı. Ben de onu sizinle paylaşmak istedim. Hiç bu kadar yakından yaşayan deniz bir yıldızı görmemiştik. Kıpırdamaya başladı. Bir tarafa gidiyorum Esa, sana doğru mu? Bana doğru geliyor. Bence de sana doğru geliyor. Kafasını kaldırıyor. Bana doğru geliyor şu anda. Görmeye başladı. Hani biraz daha su dökeyim. Su mu dökeceğiz size? Arkadaşlar su döküyoruz arada bir yaşasın diye. Evimize götürmeyi çok isterdim. Evimizde onu yaşatabileceğimiz bir yer olsaydı ben de isterdim. Kavanozun içine. Ve bunun rengi yeşilmiş. Arkadaşlar. Yeşil renkli. Ben nasıl doldurup geliyorum aşkım. Doldur. Ben de bir denizi çekeyim bakın. Arkadaşlar burası Ortakent Yahşi. Bakın buranın denizi. Merhaba. Böyle. Bu da benim kızım. Gördüğünüz gibi. Bizim yaşayan minik deniz yıldızımız. Şimdi şu. Yalnız bir sorun var. Bu su bulduğu için hareket etmiyor. Az önce yürüyordu ya. Şimdi hiç yürümüyor. Evet, bunu kuruluğa bırakmamız gerekiyor bence yürümesi için. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Bazıları kısa bacakları, bazıları uzun. Şu ikisi daha kısa, şu üçü daha uzun. Evet. Fark ettiniz mi? Sence kıpırdamaya başladı. Daha kıpırdamıyor anneciğim. Şurada bir şey düşürmüş. Et gibi, baksana. Nereden çıkmış? Bilmiyorum. Bak o var. Bayağı bir var onda. Belki o kendi etinden düşmüştür de. Anneciğim bir suyun içine tekrar atalım. Rahatlar belki. Şimdi bak nasıl gittiğini göreceksin. Şimdi bu burayı yer belirliyor arkadaşlar. Bir yere böyle kırılıyor. Orayı seçiyor. Geçen sefer şurada bir yer, şuna yine gitmişti. Şu anda bıraktığımız yerde duruyor. Biraz ürkmüşe benziyor. Havaları çıkarttığım yerde. Tam bak açmaya başladı yine bacaklarını. Evet. Bunu denizde nasıl bulduk anne? Benim ayağıma sert bir şey battı. Ne oldu mu anlayamadım. Almamaya çalıştım. Ayağımı tuttum. Elime verdim. Bu deniz yıldızı çıktı. Küçücük ama. Evde daha büyüğümüz de vardı. Ama o ölmüştü. Evet o ölmüştü. Bu ilk kez canlı bir bak kıpırdıyor. Bak gidiyor. Artık. Evet çok güzel. Çok mutluyum. Yalnız beni sakın kahveye şikayet etme. Tabucun dama attı dersin sonra ona. Söyleyeceğim sana. Bakın kıvrıldı. Ve istediği şekli alabiliyor. Çok güzel bir şey değil mi? Hem ki biz şey yaptık mı kırılıyor değil mi? Kuruduğu zaman. Evet. Deniz yıldızı olsaydım herhalde. Bak tekrar başladı. Durdu bir an bir ara. Arkadaşlar bakın bakın. Gördünüz mü? Oo. Ne yaptı? Böyle yaptı. Böyle. Hop, su arıyor resmen. Çok güzel. Kayıyor bak içinde gidiyor. Çok güzel, çok güzel. Baksanıza şekillerini nasıl alabileyim. Oo. Sen koşuyormuş gibi oluyor. Çok harika bir şey anne bu. Ben buna bayıldım. Anne ben bunu öldürmem ya. Ben bunu öldürmek istemiyorum. Bence de öldürme. Ama denize koymak da istemiyorum. Evimizde yaşasın istiyorum. Tamam bizim orada deniz var ya. He. Deniz suyuyla beraber
Yaşatırım ben onu. Her gün temizlenir suyu getiririz ona. Ama ne yerler onu bilmiyorum. Neyle besleriz? Evet, keşke. Eğer balık falan yiyorlarsa besleyemeyiz yani. Peki ya sadece su olursa yaşayabiliyorsa mükemmel mi? Bir kırıntı falan yiyorlarsa iyi olmasın. Belki denizdeki maddelerden besleniyordur. Kendisi de küçücük zaten. Belki yavrudur anne. Acaba anne babası kocaman mıdır? Bence kesinlikle büyüktür. Belki de anne babası senin kadardır. Şaka şaka. Elim kadardır en fazla. Ama nasıl şekil aldığını gördünüz mü? Bakayım saçımı görünce ne yapacak? Şu anda senin saçını görüyoruz kocaman. Bir, o bir şey yapacak mı onu merak ettim. Evet. Anladığımıza göre saçlarınız bayağı uzun Meysa. Ya. Hani bu uzun mu? Ne nasıl biliyor musun? Diken diken üzeri. Al anneciğim. Bak kendini oraya yerleştirdi ve bıraktı. Bak şimdi nerede bu? Şimdi biraz dikkatli bakarsanız göreceksiniz. Bütün bacaklarını yukarıya çıkaracak. Size onu göstermek istiyorum. Anneciğim şu an ters tutuyorsun galiba. Evet, ha. Bacaklarını göstermek istiyorum çünkü. Bize düz burası gibi geliyor. Arkası orası gibi geliyor. Düz burasıymış. Onu öğrendim. Orası karnı. Yumuşakça. Bak 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 bak. Bacaklarını görüyorsunuz. Biraz dikkatli bakarsanız. Biraz dikkatli bakmalarına gerek yok. Şu an telefonu zoomladım, görüyorlar. Bakayım anneciğim zoomladıysa. Göremiyorum. Göremezsin tamamen çünkü açıyı bulacaksın. Gözlüklerini tak. Tamam görememiş. Bacakları ne kadar şeffaf. Daha önce bacakları olduğunu hiç fark etmemiştim. Sen? Ben de. Onlar sürünüyorlar sanıyordum bacakları varmış be. Bak kaç bacakları var. Ben de hep şu ince kılcal şeyleri bacakları zannediyordum. Meğerse bak şeffaf şeyler bacaklarıymış. Evet. Gördün mü? Ben o kılcal şeylerle tırtıklaya tırtıklaya gidiyorlar sanmıştım. Hani tırtık tırtık ya onlarla gidiyorlar sanmıştım. Aynen. Ve göstermiyorlarmış. Aslında bacaklarını böyle hepsini kaldırdığında daha bir şık olur ama sırayla böyle yürür gibi değil mi? Yürümeye çalışıyor şu anda. Hani bir ters çevir yürüdüğünü tekrar görsünler. Çevir. Annemin bacağında yürüyecek şu anda arkadaşlar. Burası yumuşakça mı yani? Ha? Hayır karnı yumuşakça. Bakın arkadaşlar, yürüyüp duruyor. Ay, düşecek şimdi. Bana mı geliyor? Bilmiyorum. O sanki biraz bana doğru yürüyor. O şu an şu tarafa doğru yürüyor biraz. Düşecek diye korkuyorum. Ama düşmez herhalde. Artık dışarıda da kaçar sahile. Evet arkadaşlar çok güzel. Yani süper.